Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında ölü bulundu. Ramazan Hoca'yı öldüren kişiyi komşusu gördü. Peki Ramazan Hoca neden öldürüldü? Ramazan Hoca kimdir? Hepsi bu videoda. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ramazan Pişkin, kentte Filozof Ramazan lakabıyla da tanınıyordu. Eski bir videosunda İslamiyet'le ilgili kitaplar okuyarak kendini yetiştirdiğini söyleyen Pişkin, bir süre sonra çevresinden kendisine deli diyenler olduğunu ve hakaretlere uğradığını belirtti. 2015 yılından beri başta Diyarbakır Ulu Cami olmak üzere camilerde yaptığı konuşmalarla tanınmaya başlayan Pişkin, sosyal medya platformlarında yayılan videolarıyla ünlü oldu. Pişkin'in öldürülmeden kısa süre önce İstanbul'a gelerek çay ocağı açtığı öğrenildi. Pişkin 2020 yılında haftada bir gün mezarlıklardaki ağaçları budayarak ve tesbihçilere yardımcı olarak geçimini sağladığını söylemişti. Ramazan Pişkin 2022 yılında gözaltına alındı ve Elazığ'da bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi psikiyatri bölümüne yatırıldı. Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 27 Mayıs 2020'de açıkladığı kararda Pişkin'in 6 ayda bir muayene olması şartıyla serbest bırakılması kararlaştırıldı. Pişkin'in kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı, göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası aldığı ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul Fatih'te kendi işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Pişkin'e ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Olay, eczacı komşusunun ihbarı üzerine polis tarafından incelenmeye başlandı. İhbar sonrası olay yerine gelen emniyet güçleri, çay ocağının içerisinin boş olduğunu ancak camlarda kan izlerinin bulunduğunu tespit etti. Camlardaki kan izleri polisi harekete geçirerek soruşturmanın derinleşmesine neden oldu. Yapılan kamera çalışmalarında saldırganın yüzünü profesyonel bir şekilde gizlediği anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bıçakla öldürülen Ramazan Pişkin'in ölümünü aydınlatmak için soruşturmaya devam ediyor. Öğlen saatlerinde yapılan incelemede, Ramazan Pişkin'in eczacı komşusu İbrahim B. saldırı anını gördüğünü, ancak saldırganın yüzünü gizleyerek elindeki bıçakla kaçtığını ifade etti. Kameralardaki çalışmalarda da saldırganın yüzünü saklayarak kaçtığı tespit edildi. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan Hoca paylaştığı en son videolarda tehdit edildiğini söylüyordu. Gelin hep birlikte hayatını kaybeden oyunculara da bir göz atalım. Hikmet Taşdemir. Erzurum'da 1942'de de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi. Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı Baba filminde rol aldı. Taşdemir, kariyeri boyunca yüzün üzerinde filmde oynarken en çok Korkusuz Korkak filminde Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı. Türk sinemasının kötü adamı olarak bilinen Hikmet Taşdemir, 15 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Taşdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Taşdemir, Silivri'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılanlardan sinema yönetmeni ve oyuncusu Gani Rüzgar Şavat, Yeşilçam'ı var edenlerden biriydi, son karakter oyuncularından biriydi. Son kılavuzdu, o da gitti. Sinema tarihimize baktığınızda Cüneyt Arkınları, Yılmaz Güneyleri, Ayhan Işıkları var edenler bu karakter oyuncularıydı.
herkes bunların üzerinde uzamış, bunların üzerinde yürümüştür dedi. Mehmet Ulay, 1942'de de İstanbul'da doğdu. Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te devlet tiyatrolarında sanat hayatına başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu'na 1965'te başlayan Ulay, 1969'da İngiltere'ye giderek Old Vic Theatre'da görev aldı. Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yapan usta oyuncu, Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı. Oynadığı dizi ve filmlerden ise bazıları şunlar: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Babacandır, Muhteşem Yüzyıl, Galip Derviş, Mavi Kelebekler gibi birçok dizide rol almıştır. Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi. Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncunun vefat haberini Birsen Altuntaş verdi. Can Gürzap, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanıdığımız ünlü sanatçı, 26 Mayıs 1944 tarihinde doğdu. Çocukluk yıllarını Kadıköy'de geçirdi ve 1962 yılında Maarif Koleji'nden mezun oldu. Kendisi gibi babası Reşit Gürzap da tiyatro sanatçısıydı. İlk eğitimlerini babasından aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev alan Gürzap, aynı zamanda yazar ve eğitmen kimliğiyle de tanınıyordu. Kendisi konservatuvarda öğretmenlik yaptı. Eş zamanlı olarak çeşitli tiyatro oyunlarında, sinema filmlerinde ve TV dizilerinde rol aldı. Diksiyon ve etkili konuşma ile ilgili eğitimler veren sanatçının kendi yazdığı 3 adet basılı eser ve görev aldığı çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve film bulunuyor. Kurtlar Vadisi, Bir Avuç Deniz, Aşk Beklemez ve Medcezir gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Can Gürzap, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.